AK Parti İl Başkanlığı tarafından uygulanan nöbetçi vekil uygulaması kapsamında bu haftaki isim Enerji ve Tabii Kaynaklar önceki dönem bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız oldu. Milletvekilliği programında bugün inşallah ben Kayseri teşkilatımıza nöbet tutacağım. AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen program öncesi ülke ve dünya gündemini değerlendiren Taner Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yerli otomobille 2019'u iyi bir haberle kapattıklarını söyledi. Üretim tedariki ile alakalı o zincirin kurulabileceği ve yıllarca hedeflenen, bunun üzerinde farklı siyasi iktidarların farklı girişimleri bulunan ama hamdolsun yine bu güzelliğinde AK Parti'ye nasip olduğu bir ortamda bunlar gerçekleşiyor. 2019 yılını böylece iyi bir haberle inşallah kapatmış bulunuyoruz. Enerjide dışa bağımlılığın azalacağına dikkat çeken Yıldız, işletme maliyetleri özellikle düşük olmuş olacak. Bizim enerjide dışa bağımlılığımız azalmış olacak. Yerli üretimlerden ürettiğimiz elektriği otomotivde kullanılmasını sağlamak son derece keyifli, güzel bir şey olacak ifadelerini kullandı. Son derece seri araçlar üretme imkanı var. Maliyetleri inşallah işletme maliyetleri özellikle düşük olmuş olacak. Bizim enerjide dışa bağımlılığımız azalmış olacak. Yerli üretimlerden ürettiğimiz elektriğin otomotivde kullanılmasını sağlamak son derece keyifli, güzel bir şey olacak. Türkiye'nin PKK, FETÖ, DAEŞ gibi terör örgütlerinden arındığı kadar gerçek seviyesine yakalamış olacağının altını çizen Taner Yıldız şöyle konuştu. PKK gibi, FETÖ gibi, DAEŞ gibi terör örgütlerinden arındığı kadar Türkiye gerçek seviyesini yakalamış olacak, normalleşmesini inşallah tamamlamış olacak. O açıdan 2019 yılını değerlendirirken gerek siyasi, gerek idari, gerek sosyal, gerekse ekonomik ve güvenlikle alakalı bütün başlıkların her birisinin bir arada değerlendirilmesinin daha doğru olacağına inanıyoruz. Libya'daki gelişmelere sessiz kalınamayacağını aktaran Yıldız, Suriye'nin İran yaşadığı istikrarsızlıkların hemen komşusuyuz, hemen yanı başındayız. Mısır ve bir takım Orta Doğu ülkelerindeki sıkıntıların kayıtsız kalamayacağımız bir ortamda hemen yanı başındayız. Bununla alakalı tezkere kararlarımızı, Türkiye Büyük Millet Meclisimizden alınan kararları hep beraber izliyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde belki veya hafta sonunda tekrar Libya'yla alakalı tezkerenin gündeme geldiğini sizler de izliyorsunuz şeklinde konuştu. Mısır ve bir kısım Orta Doğu ülkelerindeki sıkıntıların kayıtsız kalamayacağımız bir ortamda hemen yanı başındayız. Libya'daki gelişmelere tabii ki seyirci kalamayız. Onlarla beraber oradaki Müslüman kardeşlerimizin içinde bulunduğu sıkıntıyı hep beraber görüyoruz. Bununla alakalı tezkere kararlarımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden alınan kararları hep beraber izliyorsunuz. Önümüzdeki hafta içerisinde belki veya daha sonraki hafta tekrar bir Libya ile alakalı tezkerenin gündeme geldiğini hep beraber sizler de izliyorsunuz. Askeri ücrette ekonomik dengelerin dikkate alındığını da vurgulayan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız konuşmasını şöyle tamamladı. Ama tabii ki işveren işçi dengesi açısından da baktığımızda bunun daha yüksek olmasını tabii ki gönül ister ama ekonomik dengeleri de dikkate almak kaydıyla.